Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca ÖSYM çok sever serisinde 6. video ile karşınızdayız 6. videoda ne yapacağız? Tabii ki ders notları kitabından Bu sefer ders notları kitabımızdan alıntı yapacağız Hep soru bankalarımızdan soru alıp çözüyoruz Bu sefer de arkadaşlar ders notları kitabından düşme 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 şurada 5 dakika dur Harika buradan güzel bir alıntı yaptım sizler için Nedir hocam o? Soru tarzları, soru kökleri ve istenilenler ÖSYM biliyorsunuz ikinci adları sormayı sever Soru kökleriyle karşımıza gelmeyi sever yani şunu bul demez. Başlığını verirsen onu bulursun falan. O yüzden soru bizden ne istiyor? Kesinlikle çok iyi oturtmanız lazım. Şimdi öncelikle bir sözcüğün kökünün türü sorulursa. Bakın bir sözcüğün türü demiyorum. Kökünün türü diyorum. Bunu farklı bir renkle aktaralım. Mavi olsun koyu gibi olsun. Süper. Kökünün türü harika. Sorulduğu an isim mi fiil mi diye bakacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Mesela kısalmış desem. Kısmaktan kısa fiil kökü dersin geçersin değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Peki yardımlaştı desem yardım dersin isim kökü dersin geçersin ya da görev iş görmekten fiil dersin ya da yardım demişken yarmaktan yaralı mesela yarmak falan gibi 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 işte fiil 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 fiil, fiil isim falan dersin gidersin tamam direkt olarak ÖSYM bize hangisi isim kökünden türemiştir türememiştir diye sordu Direkt olarak isim kökü dedi, fiil kökü dedi. Bunlar sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Doğal olarak bu en zor halidir. Direkt kökünün türü derse ismin mi fiil mi senin düşünmen lazım. En kapalı hali budur. Ne kadar kapalıysa tartışılır o da değil mi? O yüzden bu soru tarzı lütfen cebinizde kalsın. Peki silgiyle değil de hocam kalemle. Yuvarlak içine kare içine neyse bir içine alırsak harika olur. Harika. Şimdi bunu cebe koyduk. Bu neyin özeti? Aslında kök konusunun soru tarzıdır arkadaşlar bu. Yani kökü çok iyi biliyorsun. Ortak kök, yansıma kök, sesteş kök, isim kökü, fiil kökü. Beş tane sayıyorsun. Ama soru köküne gelince olan neye bakacaktık diyorsun değil mi? Bakın yansıma kökler isim köküdür. Yansıma sözcükler değil mi? Aman dikkat. Ortak kök dediğimiz şey isim ya da fiil. Ne bu başta gelecek değil mi? Sesleş dediğimiz de yine isim ya da fiil cümleye göre. Yani aslında bütün kökler ana çatıda isim ya da fiil olarak ikiye ayrılacak. Tamam. Yani kökünün türlü sorarsa o konu anlatımında gördüğümüz 5 tane kökü tek tek incelemiyoruz. Tamam. E hadi o zaman bir diğer soru tarzı. Bir sözcüğün yapısı sorulursa bakın arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde değmeli. Hocam ben zaten bunu biliyorum dememelisin. Sana bunu dedirtmemem lazım. Bir fark olması lazım bu videonun. Hadi gel olsun. Ah, Derin bir nefes alalım. Evet mesela gidilebilen. Bak. Gidilebilen. Şimdi ben bu sözcüğün yapısını sorsam. Belki saniyesinde hatta yazarken ya da söylerken cevap vermiş olabilirsin. Saniyesinde. Yalnız bir şey dikkat etmelisin. Sınav stresi sınav heyecanıyla şu olabilir bakın. Gitmek kelime kökü. Gitmekten gidilmek. Yapım eki var. Türemiş. Diyebilirsin o heyecanla. Dememelisin. Çünkü bakın dikkat. Bir sözcüğün yapısı sorulduğunda basit türemiş birleşe bakıyoruz ama bunun da bir sırası var canım. Birinci adım, ilk adım sözcüğe genel olarak bakıp birleşik mi değil miye karar vermek. Buna karar verdiğiniz an bitmiştir. Bakın gitmek ve bilmek derim ve işi bitiririm. Ama parça parça gitseydim gitmek gidilmek. Ha tamam bu türemiş ya falan diyecektim muhtemelen değil mi? O yüzden parçadan bütüne gitmeden önce şöyle bütünsel bir bakalım. Birleşik mi değil mi? Değilse basit bir türemiş miye bakarsınız. Tamam bu çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Yıldızı yine içine koymuş olalım. Bir sözcüğün türü sorulursa bakın dikkat. Şimdi derin nefes alalım. Sözcüğün türüyle kökünün türü karışmasın. Bir sözcüğün türü sorulduğunda isim sıfat zamir zarf edat bağlı cümle eylem bunlara bakmak lazım. Bir 8 9 başta ama aslında sadece sıfat zamir ikilisi bile soruların çoğunu çözdürüyor onu söyleyeyim. O yüzden sıfat ve zamiri çok iyi halledin arkadaşlar. ÖSYM çok sever serisinde bir önceki video, ondan önceki video fazlasıyla içeride zaten biliyorsunuz. O yüzden cebinize koyun tamam. Bunlara kontrol etmelisiniz, bunlara bakmalısınız. Bir cümlenin yapısı sorulursa bir de bu var. Şimdi bir sözcüğün yapısı ayrı, cümlenin yapısı ayrı. Sözcüğün yapısını sorarsa basit türemiş birleşik. Cümlenin yapısını sorarsa basit birleşik, sıralı bağlı. Basit birleşik, sıralı bağlı. Tamam, amman dikkat. Amman dikkat cebinizde kalsın. Basiti biliyorsunuz, tek yargı olacaktı. Herhangi bir fiilimsi falan olmayacaktı. Birleşik zaten biliyorsunuz. İç içe birleşik var, girişik birleşik var, kili birleşik var, şartlı birleşik var. Dört başlık. Sıralı cümleyi zaten biliyorsunuz değil mi? Bağımlı sıralı, bağımsız sıralı. Öge ortaklığı varsa bağımlı. Öge ortaklığı yoksa bağımsız. Bağlı cümleyi biliyorsunuz. Bağlaçlarla bağlanmış cümle. Bakın bağlaç olan cümle demedim. Dikkat. Bağlaçlarla bağlanmış cümle dedim. O yüzden lütfen ama lütfen. Hiç acele etmeyin. Stres sıkıntı yok. Soru kökünü doğru anlarsanız Yanınızdaki ötenizdeki kim varsa arkadaşınızdan bir 10 adım önde başlarsınız. Soru kökünü hemen çizin. Ha bunu soruyor tamam. Neye bakacağınızı bilerek başlayın. Karambole başlamayın çünkü çoğunluk karambole başlıyor aman dikkat. Evet devam edelim hocam. Çok güzel bir uygulama çok güzel bir özet arkadaşlar aslında bu. Ek eylemin görevi sorulursa bismillah. Altını çizen adam çok da güzel bir sınav sorusu olur bak. 17. soru çok güzel olur, yakışır. C şıkkı doğacağımız. Evet ek eylemin görevi sorulursa isme gelip yüklem mi yapmış? Fiile gelip birleşik zaman mı yapmış? Ona bakmalısın. Uyuma uyuyorsun. Neyin peşindeyiz ya? İsme mi gelmiş fiile mi gelmiş? Buna bakmanız yeterli. Mesela güzeldi. Güzel idi. İsme gelmiş yüklem yapmış. Yazıyordu. Yazmak ha fiile gelmiş. Birleşik zaman yapmış. Tamam olay işte bundan ibarettir arkadaşlar. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Gayet net gidiyoruz. Ek eylem yani idi imiş isenin ve dırdırın tabii ki görevi budur hocam. Tamam dırdır bu arada birleşik zaman yapmaz. Bunu da unutmayınız. Dırdır fiile geldiği zaman bile birleşik yapmaz. Tamam yazmıştır mesela birleşik zamanlı değil. Tamam aman dikkat. Peki bu da çok güzeldi. Bu da çok iyiydi. Hocam bir kalemimizi alalım. ha Harika. Geldik bir diğerine. Yan cümlenin görevi ya da hangi öge olduğu sorulursa. Arkadaşlar buna lütfen dikkat. Yan cümle neydi hocam? Yan cümle, yan cümlecik, yan yargı. Hemen şöyle yapalım. Fiilimsi diyelim. Aman dikkat. Fiilimsi olan sözcüğe, fiilimsi olan kısma yan cümle denir. Sınavda yan cümlecik ya da yan yargı olarak gelebilir. Hangisinde yan cümlenin görevi farkıdır dediği zaman hangi öge olduğu soruluyor demektir. İkisi de aynı şeydir tamam. Bakarsın birinde yaptığı bilmem ne dersin işte özne olmuştur. Ya işte yazdığı çizdiği resim olsun hadi. Çizdiği resim çok beğenildi. Ne beğenildi beğenilen ne? Çizdiği resim bakın diktik var fiilimsi var. Yani orası yan cümle ve özne. Tamam ya da çizdiğini getirmemiş. Neyi getirmemiş? Çizdiğini. Nesne, belirtili nesne gibi gibi gibi. Yani fiilimsinin olduğu kısma yan cümle diyoruz. Hangi öge olduğuna bakmanız burada büyük fayda sağlayacak. Aman dikkat. Geldik hocam bir diğer soruya. Hangisi de soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır diye sorulursa çok iyi bir soru tarzıdır arkadaşlar. Çok eski zamanlarda bunları kullanıyorlarmış. Ya bu hangisi de farklı türde falan soru sıfatı soru zamiri yakın zamanda kullanmadılar. Birkaç sınavdır ama gelebilir tekrar edebilir. Lütfen dikkat sürpriz olmasın sıfat mı zamir mi zarf mı? Yani soru sıfatı mı? Soru zamiri mi? Soru zarf mı? Ona bakacağız. Şimdi zaten sıfatı biliyorsunuz. İsme soruyorsa sıfattır ama daha önemlisi cevap vermelisiniz. Soruya cevap veriyorsunuz. İşte kaç gün sonra geleceksin? 3. Değil, yanlış. 3 gün sonra. 3 gün. Kaç gün? 3 gün. Ha bak cevap veriyorum sıfat. Cevabım sıfatsa soru sıfatı vardır. Bize ne getirdi? Şunu, bunu, ekmek, çikolata neyse. Ha o zaman da zamir. Cevabınız isim ya da zamir ise soru zamiri vardır. Aman dikkat. Ya da zarf Zaten zarfa sorularını biliyorsunuz. Ne zaman, nasıl, ne kadar gibi sorular bizi ne yapacak? Kesinlikle zarfa götürecek soru zarfına. Tamam cebinizde kalsın. Peki hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır diye sorulursa. Bu da dil bilgisinin dışında sözcükle ve cümlede anlam başlığı altında gördüğümüz bir konu. Öznel anlatım cümlesi, nesnel anlatım cümlesi. Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır diye sorarsa bu ikisine bakmalısınız. 5 tane cümle verecek bize. 4 tanesi öznel, biri nesnel ya da 4'ü nesnel, biri öznel gibi. Eğer kişiden kişiye değişiyorsa öznel, değişmiyorsa herkesin kabul ettiği sabit bir bilgi değişmez ise onları nesnel olarak adlandırıyoruz zaten. Çok da sıkıntınız yok burada. Bakın dikkat. Hangisinde eylemin ne zaman ya da nasıl yapıldığını sorduğunda hocam bu çok önemli. Mesela aşağıdaki hangisinde eylemin ne zaman yapıldığını bildiren bir ifade vardır. Ha zaman zarfını soruyor ne zaman diyorsa. Ya da aşağıdakilerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığını bildiren bir sözcük yoktur. Yani durum zarfı yoktur demek istiyor. Lütfen buna dikkat. Zarfın diğer adıyla için böyle bir artistik tarafı var. Bunu cebine koyarsan acayip yol alırsın. Çünkü gerçekten çoğumuz bunu kullanmıyor. Direkt olarak arıyor. Ne zaman akşama ah, bulundum falan bir bakıyorsun isim mesela zarf değil o. Değil mi? Akşam şiirlerinde kullandığı bir temadır diyor mesela. Bakıyorsun isim. Ya da şiirini akşam yazardı. Ne zaman akşam? Ha, zarf gibi gibi gibi. Tamam, cümle çok önemli burada. Aman dikkat. Et. Ve daha da önemlisi, bu bir tanım sorusu aslında. Yani eylemin zamanlı belirten sözcüktür, zaman zarfı. Ya da nasıl yapıldığını belirten sözcüktür, durum zarfı, eylem eylemsi vesaire. Tamam. Tanımlarla soru gelebilir. Aynı mantıkla. Bakın en sondaki bilgi de öyledir arkadaşlar. Ne diyor? Hangisinde bir şeyin neye veya kime ait olduğunu belirten bir ek vardır diye soruyor adam. Bir şeyin neye veya kime ait olduğunu bildiren ek ne demek? İyelik eki demek. Kitap kitabım, değil mi? Bu akıl aklım gibi, aklın gibi, aklımız aklınız falan fistan neyse artık. Ben o, biz sonlar değil de benim senin onun, bizim sizin onların getirerek baktığımız şey. Ben sana biz sonları getirirsek şahıs ekini buluruz değil mi? Ben yaptım, ben çizdim falan fistan. Ama benim senin onun, bizim sizin onlarını getirirsek iyilik ekini buluruz. Burada iyilik eki tanımla soruluyor. İyilik eki var mı yok mu? Bu da bakacağınızı unutmayınız. Bakın arkadaşlar sizden ricam. Kitap olanlar, bu kitabı olanlar elinde olanlar mutlaka son kısımdaki arkadaşlar bu çok geçen çok sık geçen sözcükler ondan da bahsedeceğim bir videoda inşallah ama bunlar bu ve benzeri çok not var. Onları lütfen tekrar edin. Bunlara çok ihtiyacımız var. Ben kuru bir anlatımdan yana değilim. Hani anlatımı tabii ki yapıyoruz. Bilgiyi didaktik kısmı veriyoruz ama bunlar bence konu anlatımlarından da önemli arkadaşlar. Vallahi billahi önemli. Neden hocam? Ya ben bunu yaparım hocam. Ekeylemin görevi tek tek bakarım da soruya bakar bakmaz anlarsanız soruyu zaman kazanırsınız. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Adam çok hakim her şeye çalışmış. Onlarca soru çözmüş. Soruya geliyor lan neydi neydi. Sınav anında soru düşünürseniz yani soru kökünü ne anlatmak istediğine bakarsanız yüzde yüz zaman kaybedersiniz. Kesinlikle bu kim olursa olsun. istersen milyonlarca soru çözsün bütün kitapları bitirsin. Eğer hala soru tarzına bakınca. Lan neydi neydi sınav andan bahsediyorum. Şu an olabilir çok normal daha başındasınız daha çok zamanımız var. Yani o kadar da değil. O zaman kaybıdır arkadaşlar. Sizden ricam soruya baktın tak direkt şıklara geç. Direkt metne geç. Yani soru ne istiyor oku ve başla. Bu soruda lan nereye bakıyorduk nasıl yapıyorduk. Allah Allah birleşik eylem birleşik eylem birleşik eylem. Kurallı birleşik anlamca yardım. Böyle dediğin an bitti zaten. Birleşik Kerem çat 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 hemen kurallar yardımcılar havada uçması lazım. Tamam bütün başlıkları alt başlıklarına hakim olun. Sık sık kavram haritalarına bakın. Kitapta verdiğim ya da elinizde varsa yazdığınız çizdiğiniz videolarda sık kullandığımız haritalara mutlaka bakın. Sıfatın haritası hemen belirtme sıfatı niteleme sıfatı. Zamirin haritası kelime halinde, ek halinde. Bunları hatırlayın arkadaşlar. Bu çalışmaları yapmazsanız yazık olur. Çözdüğünüz kitaba da yazık olur, izlediğiniz videolara da yazık olur. Zaman kaybetmiş olursunuz zaman zaman. Sizden ricam arkadaşlar, sorulara çalışın. İşte konuları konulara çalışın, soruları çözün vesaire. Ama daha da önemlisi soru tarzları. Bu soru bunu istiyor, bu soru bunu ister. Mesela şunu yapın bakın ha aklıma gelmişken. Çıkmış sorular mesela. Çıkmış soruları alın arkadaşlar. Alın elinize şöyle bir sadece soru tarzlarına bakın. Kökünü sormuş, ha cevap C'ymiş, buymuş. Tamam. Yapım makinesi tamam güzel. Yani ne bileyim burada işte büyük ha büyük harflerin yazımı diyoruz ama şu gibi 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 sizden ricam çıkmış sorularda böyle bir soru kökü çalışması yapın. Zaten ben bunları o yaptığım çalışma sonrası derledim aktardım ama bir de siz yapın. Bir de kendiniz görün daha ikna edici olur. Daha ikna olursunuz. Daha güzel olur. O yüzden sizden ricam lütfen soru tarzlarına, sorular nasıl çözüleceğine bunlara odaklanırsanız en azından çalıştığınıza değer günlük o 3 saat, 5 saat, 10 saat çalışan arkadaşlarımız da yazık. Boşa çalışmamış olurlar. Aman dikkat. Verimli çalışmak her şeyden önemli. Sınavda soru tarzlarını bilmek, taktikleri bilmek her şeyden çok daha önemli. E o zaman haydi. Görüşmek üzere.